Plastik Park YouTube kanalında otomobil hikayeleri anlatmaya Bu sefer markalarla devam ediyoruz. Halit hoş geldin. Hoş bulduk. Eee burada buradaysa Alfist Alfa Romeo ile başlayacağız. Alfa Romeo'nun tarihini anlatıyorum. Halit'in yazdığı <laughs> yazılara göre büyük bir ihtimalle yazının icadından önce <laughs> evet, çivi yazısı dönem mi Tabii çivi bunlar? çivi yazısı Alfa Romeo'nun tarihi evet gerçekten çivi yazısına kadar gidiyor. Ya yani tekerleği bulmadan arabayı bulmuşlar gibi öyle anlıyorum ben. Hani evet. hani yazım kötü evet arkadaşlar kötü değil. Sen yani tarihe uygun yapmışsın yazıyı. Bir de birçoğunu zaten İtalyanca yazmışsın. <laughs> ama İtalyanca çünkü. Ama İtalyanca <laughs> yazmışsın. Hani buradan e, tahmin ediyorum Alfistiler bekliyorlar. Alfa Romeo tarihini anlatacağız ama program büyük bir ihtimalle bu yazının çözümü <laughs> geçecek gibi görünüyor. <laughs> ee, ben okuyabiliyorum yani. O senin problemin bence. gözlüğümü getirmedim ben öyle değil. <laughs> ha, o da güzel. Yani Alfistilerin bir kısmı bizden daha iyi biliyordur Alfa Romeo tabii canım, bu arada. Tabii, tabii. Muhakkak. Ama ya. hani bilmeyenler daha çok izler diye düşünüyorum. Ben. Otomotiv tarihinde bazı markalar var. Taraftarları, fanları, hayranları, fanatikleri olan bir markalar var. Bu hani iki elin parmakları kadar ama her markanın böyle bir fanı yok. A yani Alfisti diyorsun zaten. Alfa Romeo yani otomobil tutkunları arasında alfa diye konuşulur zaten. E, Alfisti hani dünyada Volkswagenisti falan... Yok mesela yani öyle bir şey şey mi? Alfa Romeo Sevenler Derneği gibi bir şey mi? Hani böyle bir sevenler de alfacılar. Alfacılar. Bir de Tifosi'ler var biliyorsun. Onlar da Ferrari'ciler. Ferrari Ama hani markanın adıyla anılan bir e, grup var. Ve başka bir marka için bunu söyleyemezsin. Hatta bazı markaların e, fanları yok. Bazı modellerin fanları var. Tabii. Ama Alfisti dediğin zaman Alfa'nın her modeli için hayranlık duyarlar, severler. O markayı korurlar. Hakikaten bir tartışamazsın kolay kolay insanlarla. Hey, bazen, bazen bizim işte YouTube'da yaptığımız şeylerde işte hangi araba alınır falan filan da Alfa ile ilgili olumsuz birkaç tane yorum yaptığımızda <laughs> o dedim tamam buraya hiç sen bu topa hiç girme bir daha <laughs> hani hiç gerek yok. Sizin bildiğiniz gibi değil diye başlayan ve uzun uzun yorumlar falan. Yani biraz sonra öyle şeyleri de konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden söyleyeyim önden önden de. <laughs> ha biz söylemedik. O bizim o söylediklerimiz de aslında yurt dışındaki e, yayın organlarında bahsedilen şeylerden ya bahsedince. bizim de yaşadıklarımız var lütfen yani. Hani biz de e, bir takım alfaları kullanmış insanlarız. Şu şeyden başlayalım mı? Çi şeyden ateşi bul bu dakika. Bir <laughs> ateşin bu ateşi bulur bulmaz Alfa Romeo yapmaya karar verdiler. Ben <laughs> evet, öyle anlıyorum bunu yani. <laughs> Hani... Peki ben başlayayım o zaman. Başla. Şimdi Alfa Romeo'nun hikayesi e, aslında 1906'da başlıyor. O zaman Alfa da yok, Romeo da yok bu arada. Ama temeller orada atılıyor. Şöyle ki, hatırlıyorsun daha önce başka programlarda anlatmıştık. E, otomobilin icadı döneminde, yani 1800'lerin sonlarına doğru otomobil teknolojisindeki en güçlü iki ülkeden biri Fransa'ydı. Aslında Fransa önce bir numarada gidiyordu. E, sonra işin içine Almanlar dahil oldu. Almanlar yürüdüler gittiler ve Fransızlar orada bir sendelediler. Ama ba bazı Fransız markalar e, başka ülkelerde yeni kullanan otomobil markalarına e, örneğin altyapı sattılar ya da ortak üretim yaptılar filan. E, bunlardan bir tanesi Derek diye bir marka. Ve 1906'da İtalya'da Societe Italiano Otomobili Derek diye bir firma kuruyorlar üretim için. Yalnız ne, ne kadar enteresan bir şey değil, 1906 yılında... Altyapı satmayı, motor tabii, tabii. satmayı tabii, falan yapacağım. enteresan bir ticari kafa yani. Hani yani dünya çok, çok hızlı bir gelişim var orada. Bir, bir de o zaman zaten çok fazla seçeneği yok ki. Sen bir otomobil üreteceksen, motor da yapamamışsan var olan çalışan e, bir motoru satın alıyorsun. Bugün de aynı şey yapılıyor. Bugün de aynı bakarsın. şey yapılıyor. E, hem maliyet anlamında avantaj, hem yedek parça bulunurluğu anlamında avantaj. Aslında çok enteresan noktalar var. Düşünsene o yıllarda yetkili servis diye bir mantık da yok. Yani hmm. sen o parçayı bulacaksın, onu tamir edecek adamı bulacaksın Bambaşka o zaman sanayi yani ustalar hakikaten çok değerli. Tabii canım. Sonra 1910 yılında bu fabrika el değiştiriyor. E, Ugo Stella diye bir adam ki İtalya'nın önemli isimlerinden birisi. Hani lordlar, kontlar var ya o dönemlerde. E, onlardan bir tanesi aslına bakarsan. Bu üretimi alıyor. Firmanın ismi değişiyor tabii doğal olarak. Tam olarak söyleyeyim. İtalyanca olunca daha oluyor biliyorsun. Anonima Lombardo Fabrica Otomobili oluyor adı. Ve bunun baş harflerini aldığın zaman alfa çıkıyor zaten ortaya. Yani önce Alfa kuruluyor. Hı hı. Ve ilk yaptıkları otomobil de 1910 yılında yani 1909 1910'un başlarında bu firma kuruluyor. İlk yapılan otomobil 24 HP diye geçiyor. O zamanlar Fransızlarda da aynı şey var. Beygir gücü ya da hani ona Fransa'da mesela şova CV diye hı hı. yazılır. ya da işte o vergilendirmeye göre isimlendirmeler çok uzun yıllar devam etti. Alfa'nın yaptığı ilk otomobil 24 HP ama 4 litrelik bir motor var üzerinde. <laughs> Çünkü o yıllarda yani bugünkü teknoloji yok. Karbüratörler çok iktidai, ateşlemeler çok iktidai. Ama saatte 100 km hıza otomobil. Etkileyici o yıllar için baktığında. 1906 için. Yani. Yok bu 1910 artık. Alfa'ya tamam başlıyoruz. Tamam yani, yani 1910 için bir roket <laughs> aslında o. Ve hemen daha ilk otomobille beraber yarışlara girmeye başlıyorlar. Bir kere en baştan şunu söyleyeyim arkadaşlar. ben. İtalyan otomobil tarihine bakıldığında bana göre İtalyan otomotiv sektörünün en özel markası Alfa Romeo'dur. Ferrari değil. Bir kere bunu baştan söyleyeyim. Sebeplerini de anlatacağım ama e, Alfa Romeo gerçekten çok özel bir marka. Yani tabii ki fiyat da var orada, lança da var vesaire de var filan ama bu yıla yaklaştıkça ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak ama Alfa Romeo gerçek bir spor otomobil markasıdır aslında. Ve Quare Sportivo diye biliyorsun uzun yıllar Türkiye'de de reklamları Hı -hı. döndü. Sportif kalp. Bu tamamen geçmişten gelen gerçek bir miras aslında. İşte ilk yarışlara hemen girmeye başlıyorlar. Ki İtalya'da da çok önemli yarışlar var. Targa, Florio'lar falanlar S filanlar. Sanki sadece hani ya arabayı yapalım da bir an önce yarışa girelim Ama gibi işte bir şey var. o yıllarda e, otomobili tanıtmanın en önemli yolu yarışlara girmek. Neydi oradaki slogan? Pazar günü yarışı kazan, pazartesi sat. sat. Aynı öyle. Yani Almanya'da da durum bu, Fransa'da da durum bu, İngiltere'de de durum bu. Amerika'da da aynı durum var. Çünkü yani iletişim kanalları böyle değil ki. Hani gazete var, tamam abi yani ülkenin her yerine aynı gün gitmiyor gazete sonuçta. Giderse gidiyor bir de. Dolayısıyla insanlara duyurmak özellikle de zengin kesme bunu duyurmanın en kolay yolu yarışlar. Yarışta hani birinci birinci olduğun zaman satabiliyorsun otomobili. O yüzden de bütün aslında hemen hemen markalar otomobil yapıp yarışlara giriyor. Dayanıklılık, hız vesaireyi göstermek için. Mesela Baldoni diye bir yarışçıları var. 1912'de birinciliğe koşarken adam. Tabi o yıllardaki yarışlarda kullanılan otomobilleri hayal edin. Çabunluk yok, bir şey yok. Toprak yerlerde yarışıyorlar vesaire. Böyle uçak gözlükleri var, deri şapkalar falan var. Adam işte çok iyi giderken öndeki araçtan çamur yüzüne geliyor. Hadi kapatıyor. Bazı komedi filmlerinde olur ya. Adam yarışı bitiremiyor falan hani böyle şanssızlıklar yaşadığı dönemler de var ama gerçekten çok iyi yarış başarıları kazanıyorlar İtalya'da. Ee, daha önceki videoların bir tanesini anlatmıştık galiba. O dönemde otomobil kıyafeti diye bir şey var. Tabii. Hani motosiklete binerken giydiğin kıyafet gibi aslında otomobile binerken de bir kıyafet giyiyorsun. Hani açık havada gidiyorsun. Açık havada gidiyorsun. Çünkü. Açık havada gidiyorsun. Fakat Alfa'nın önemli bir şansı var. Ellerinde muhteşem bir mühendis var abi. Giuseppe Merosi diye bir adam. E, ...fabrika kurulduğunda yani daha doğrusu alfa kurulduğunda işe başlıyor. 1926'ya kadar filan baş mühendis olarak kalıyor. Ve adam daha 1910'larda... ...üstten çift eksantrik ve 16 supaplı motor yapıyor. Biz biliyorsun... ...90'larda bunu konuşmaya başlıyor. Vay be oğlum 16, 16 supaplı an, ...üstten çift eksantrik diyor filan. Ya 16. adam 1910'larda yapmış zaten bunu. 16 valve. Tabii 16 valve yani. Valvole aslında Val e, ee, Sedici Valvole yani. Onu ama fiyat kullandı biliyorsun tipolarda. 16 supap adını. Ee, ve Merosi'nin yaptığı hani bu 1914'te yaptı adam bunu. Üstten çift eksantrik 16 supap filan. E tabi yarışlarda avantaj sağladı bu onlara. Hatta Alfa Romeo'nun meşhur özelliklerinden bir tanesi de silindir başına çift bujidir biliyorsun. Hı hı. E, dünyada ilk kullananlar zaten Alfacılar yani. Ve uzun yıllar kullandılar. Bunlar hep şey merkeze yerleştirilmiş bujiyi de kullandılar. Yani o yıllardaki birçok mühendisin aklına gelmeyen çözümleri aslında ortaya koydular ve bunun da ekmeğini yarışlarda kazandıkları başarılarla yediler. Sportif motor yapma kasları çok güçlü Onun yapım şimdi o döneme bir gitsen Ali, o döneme gittin ve bir şey buldun. Ama şimdiki gibi bilgisayar ortamı yok. Yok canım her şey elle hesaplanıyor yani. Simülatör yok ve yaptığın şeyi deniyorsun. Başarılı olmadıysa olmayabilir. Silip tekrar, tekrar başlığı başlığı. denemek zorundasın evet. ve hani böyle hani ben simüle ettim hesapladım bilgisayar böyle bir şey yok. yok baba. Çok acayip zor bir şey ya. Çok zor tabii canım. Kolay mı ya? Çok zor yani. Ya çift de, egzantrik yaptın nasıl yani çalışacak? şimdi bak şöyle düşün. İlk benzinli motor hani baktığında 1886 biliyorsun. Karl benzin yaptığı Hı -hı. makine. E abi 1914 adam üstten çift eksantrik 16 baba gelmiş yani. Ya ha. o da şöyle olmamıştır zaten. Ben çift eksantrik yapayım. Yaptım. <laughs> Bas marşı oğlum bastım ha değil ya, tabii. değil tabii, değil değil tabi tabii yani o çift egzan o egzantriyi nasıl yaptın bir de hani nasıl hesapladın nasıl ya? hesapladın? çok çok enteresan bir adam bu Merosi gerçekten çok başarılı bir mühendis gerçekten çok başarılı bir mühendis sonra tabii Romeo nerede <laughs> hala çok, Romeo Juliet de takılıyor tabii, orada 1915 yılında Nikola Romeo ki o da bir sanayici ordu için malzemeler üretiyor, savaş araç yani gereçleri üretiyor. Fakat kapasitesi yetmiyor. Savaş yüzünden de otomobil üretimleri durduğu için e, Alfa'nın fabrikası da yönetimi de bu adama veriliyor Romeo'ya. Ve Alfa fabrikaları da e, yani silah, araç, gereç vesaire üretmeye başlıyor. Askeri araç gereç üretmeye başlıyor. Bir dönem zaten otomobil yok. Yani Dünya Savaşı'nda zaten hemen hemen hiç yok. Bütün e, savaşa giren ülkelerdeki otomobil firmaları savaş araçları üretti hatta hiç aklına gelmeyecek şeyler ürettiler. Yani bazı tank üretti, kimisi işte uçak motoru üretti, kimisi top üretti vesaire vesaire. Sonuçta ağır sanayi, döküm alem varsa, vesaire varsa, talaşlı imalat yapıyorsan hemen hemen her şeyi yaparsın. Mantık bu. Hı hı. Sonra 1918 Şubat işte artık dünya savaşı falan bitiyor. Halka açılıyor şirket. Ve adı Alfa Romeo oluyor. Alfa zaten hani aslına bakarsan savaşla beraber e, batmış yani durmuş bir firma. Nikola Romeo da yönetimi almış şirketi birleştiriyor. Alfa Romeo adını alıyor. Ee, ondan al sonra Alfa Romeo olarak devam Alfa'yı da bırakmamış ama. Yani Romeo da diyebilirdi. Yani. Değil ben ya, aldım tabii, kardeşim. Tabii, tabi, tabi. Yok, Alfa Romeo. da artık Romeo da diyebilirdi. Ee, yani. O zamana kadar hani A nokta, L nokta, F nokta, Hı -hı. A noktaydı kısaltma olduğu için. Sonra o Alfa ismine dönüştü. Sonra 1920'ye kadar bir hareket yok doğru düzgün. Hani hazırlıklar şunlar bunlar gene farklı üretimler. Ee, 1920'de ilk Alfa Romeo e, logosunu taşıyan otomobil çıkıyor. Adı Torpedo. 20 bölü 30 HP. Bunda e, 4250 cc hacminde. 4 <laughs> silindirli bu arada. Arabanın tamam motor. <laughs> ha tabii tabii. <laughs> baş, baş, baştan araba. sonra motor yani. E, 67 beygir güç üreten bir motor var. Fakat çok pahalı. O dönemde Ford Model T'nin fiyatının 3 katı fiyatı bu otomobilin fiyatı. Acayip pahalı. Artı özelliği ne? Alfa Romeo. Alfa Romeo. <gülüyor> <gülüyor> yani ama ilk defa Alfa Romeo olarak o zaman şey de yani. yapmış olabilir mi? Üç katı pahalı ama siyah değil. değil, değil mesela. Çift renk hatta. Çift baktı. renk falan. Hani, <laughs> oradan bu yürüyebilir çünkü modelde siyah 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 diye gidince. o zaman hemen tabi bunlar yarışlara hazırlanıyorlar. Abi ES diye bir versiyon yapıyorlar yarışlar için. Pilotlara bak. Enzo Ferrari, Ascari, Sivocci, Campari falan pilotlar bunlar. O zamanın en önemli pilotları hatta en kötü pilotları da Ferrari. Enzo Ferrari. Ee, Ronaldo, Messi, Mbappe, Lewandowski falan hepsi aynı takımda gibi bir A, şey yani. İtalya'daki evet tabii. babalar burada ama bak düşün Enzo Ferrari en zayıf pilot aralarında. Şimdi bir de tabii orada hemen şeye girmek lazım kısaca. Abi bu logonun özelliği ne? Alfa Romeo logosu orada bir haç var. yıl işte yılan bir çocuk var. Yiyen yılan var filan. O e, kurulduğu yer Milano malum. Milano biliyorsun Almanya'da da bunlar vardır. Hani eyaletimsi yerleşimlerdir bunlar. Milano'nun da kendi bayrağı vesairesi var. O bayrağın bir parçasıdır. Ohaç hikayesi. Diğeri de o bölgedeki işte Visconti falan mı diyorlar onlar? O asil ailenin kendi bayrağının aslında şeyi. E, bir parçası vesaire. Böyle birleştirmiş. Yani o bölgeyi temsil eden temelde bir amblem. E, bir de şu açıdan bakıyorum işe. E, o yıldan bu yıla çok az değişiklik göstermiş. Ki birçok markanın logosu acayip değişiklikler gösteriyor. E, Alfa'da genel hatlar hep korundu. Ve bir de aslında en karmaşık logolardan da biridir. Evet. Neyse... Bir de yani şimdi şöyle, hani 1920'de işte Torpedo ile beraber zaten gene hani dedim ya çok sağlam yarışçıları vardı. Zafer gerekiyordu. Zaten o yıl zafer... ...Mugello geldi Campari. 40 bölü 60 hp... ...modeliyle öyle söyleyeyim... ...zafere ulaştı. Böylece Alfa Romeo'nun... yani ...Alfa Romeo markasının... ...ilk, i̇lk yarış zaferi aslına bakarsan. Arkası kesilmedi. Takır, takır 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 takır... ...zaferler devam etti ama... ...orada e, bu yarışçılardan bir tanesi... ...kısmetsizdi biraz. Sibocci. Müzmin ikinci. Adam çok iyi pilot olarak. Fakat mutlaka yarışta bir şey geliyor başına. Birinci giderken bitiremiyor yarışı. ikinci oluyor vesaire oluyor. Sinirleniyor adam yani. Nasıl bu, bu uğursuzluğu yeneceğini düşünüyor. Sonra bir yarışta. E, aracın öndeki ızgaraya. Beyaz boyayla. Dört yapraklı yonca çizdiriyor. Malum hani şans şeydir ya hep. Ve o yarışı kazanıyor. Ugo Sivocci kazandığı yarışta Targa Florio bu arada. Herkes mutlu falan. Sonra işte yarışlar devam ediyor. Bir antrenman yapıyor yeni bir otomobille. Kaza yapıp ölüyor. Oo. Oh. Ve kullandığı otomobilde dört yapraklı yonca çizilmemiş. Yani çizmemiş. Sivotçin anısına ve şans getirdiğine de inandıklarını düşünüyorum açıkçası ben. O günden sonra Alfa'nın yarış otomobillerine dört yapraklı yonca logosu konuluyor. Quadrifoglio. Hala bugün bile. Hala bugün bile. Yani Quadrifoglio artık bir donanım hani en e, en güçlü demeyeyim de hani sportif versiyonlarda kullanılan bir donanım gibi algılanıyor şu anda ama o yıllarda çok önemli. Yani eee anısına yapılmış bir şeydir bu. Başka markalarda böyle şeylerle pek rastlayacağınızı zannetmiyorum. Acıklı bir hikayedir. Gerçekten de hani adam birinci olmuş vesaire kendini kanıtlamış. Fakat sonra antrenmanda otomobil tanımaya çalışırken virajdan çıkıp işte kaza yapıp ölüyor Hı. ve e, işin kötüsü ...o otomobilde işte dört yapraklı yonca çizilmemiş. Çizilseydi belki olmazdı şeyi. Kafası, Kafası. aslama kasa öyle değildir elbette evet. ama... ...hani e, Siboccin anısını hala yaşatmaları bence çok önemli. Yani e, markaların kendi tarihlerine bağlı kalmalarından ben çok hoşlanıyorum. Ee, İyisiyle kötüsüyle. E, burada bir eleştiri getirelim mi? Bugün birçok markanın sitesine vesairesine orasına, orasına orasına baktığın zaman... tarih ...tarihle ilgili çok az şey bulabiliyorsun. Çok az şey buluyorsun. Aa, kesinlikle, kesinlikle. Yani öyle markalar var ki... ...bence önce biz buyuz deyip o tarihi koymaları lazım masanın üzerine... Oysa sitesine giriyorsun öyle bir tarih yok gibi. Dün çıkmışlar gibi. Evet dün çıkmışlar gibi. Sadece işte bugünkü o muhteşem elektrikli otomobili vesaire bilmem nesi aynen. var. İyi ee, de senin bir 100 tarihin var yani. Şimdi mesela... Ama onlar da onu söylese biz bu programı nasıl yapacağız? Boş ver. Evet. Onlar söylemesin ki biz yapalım rahat. Ee, ama biz bizim anlattığımız bazı hikayeler onlar gene yok. yazamayacaklar. <laughs> şeye döner şey. Ya oradan okuyup gelip biz anlatıyorlar falan. Hatta aynen, döner, evet, hiç evet, gerek evet, yok. Aynen öyle. Tamam yapmayın yapmayın. <laughs> Sonra e, yerine bir başka önemli isim geldi. 1924'te Fiat'tan gelen bir mühendis. Ve uzun yıllarda aslına bakarsan onun uzmanlığı konuşuldu. Çünkü öyle bir otomobil yaptı ki adam P2 adını taşıyan. 1930'a kadar üretildi bu otomobil bir, bir, takım değişikliklerle. Neredeyse kazanmadığı yarış yok. Bu Fiat'tan gelen mühendisin adı Jano. Gerçekten de önemli bir mühendis. Merosi'nin devamını iyi getirdi. P2 ile e, 1925'te şampiyon oldular. Monza'yı falan kazanıyorlar ve çok önemli yarışlarda lider gidiyorlar sürekli. Hatta bir yarışta Monza yarışında ilk dört otomobil Alfa Romeo. Beşinci otomobil Alfa Romeo'lar finişe geldikten 45 dakika sonra geliyor. Ne diyorsun ya? Farka bak. Ve o arada Alfaları yıkamışlar, paklamışlar. <gülüyor> Tabii <laughs> de <da ya>, gerçekten. <laughs> her şey hazırlamışlar ya hadi bitsin de gidelim <laughs> yani format bu. Yani şaka bir yana gerçekten çok iyi otomobiller yapmış adamlar. Yani 45 dakika fark etmez. neye yarışı acaba bu? 6 saat değil, 13 saat <laughs> yarış falan ya, mı? Ne ya? olsa fark tabii. etmez 45 dakika yani. Ve ilk 4 Alfa Romeo'lar yani hani daha ne olsun. Tabii, ondan sonra yarışları yapmaya gerek yok ki zaten. tabi de abi. Ya da şey vereceksin. i̇lk 3 belli, 4. de belli, 5. kim? Abi artı 30 veriyoruz. yani 30'un üzerinde. Başlayayım biz geliyoruz sonra <laughs> diye. E, ver kelam ee, gerçekten de Alfa'nın aslında Avrupa'da efsane olmaya başladığı dönemler bunlar. Hani mekaniğin güçlü... ve tekniğin çok önemli olduğu yıllar kesinlikle, bunlar. Kesinlikle ve, kesinlikle. ve her türlü gelişimin bugün artık o kadar geliştirmek mümkün değil. Bugün herkes geliş özellikle elektrikli çağından sonra herkes her şeyi yapabiliyor ama o dönem Hı -hı. hani bir tane cıvatanın bile çok önemli olduğu, bütün her şeyi değiştirebildiği bir dönemden bahsediyoruz. Aynen öyle. Şimdi 1929'da önemli bir değişiklik oluyor. Enzo Ferrari için hep şey söylerler zaten. Yöneticiliği yarışçılığından daha iyidir. Alfa Romeo da bunun farkında. Enzo Ferrari Scuderia Ferrari'yi kuruyor. Alfa Romeo yarış takımının da yönetimini Enzo Ferrari'ye veriyorlar. 1939'a kadar böyle gidiyor. 1939'da zaten Ferrari kendi markası için uğraşmaya başlıyor biliyorsun. Dolayısıyla Ferrari Alfa Romeo'nun içinden çıkmıştır. Ve Ferrari'nin Enzo Ferrari'nin yaptığı ilk Ferrari yarış otomobili aslında Alfa Romeo'dur. Alfa Romeo'dur evet. Yani Alfa Romeo'ları modifiye ederek Ferrari haline geldi adam aynı zamanda. O yüzden diyorum Alfa Romeo İtalyanların bana göre en özel markasıdır. İçinden marka çıkaran marka. İçinden Ferrari, Ferrari çıkar Daha marka. ne yapsın adam? Daha, daha <laughs> ne yapsın yani? Hani birçok marka başka markaları çıkarttı da Ferrari çıkartmak Ferrari. kolay değil yani. Şimdi öyle bakmak gerekiyor. Hani Volkswagen'den de Porsche çıktı. Hani böyle baktığınız zaman he, fena değil." Yani evet. Yani öyle düşünebilirsin. Ama orada hikaye farklı. Volkswagen de Porsche yapmıştı. Porsche de Porsche yaptı. Burada öyle değil. Burada bir yarışçı yarış takımına dönüşüyor ve ...yönettiği yarış takımı markasından kendi markasını oluşturuyor ileride. Bu arada tabii 30'lu yıllar enteresan. Çünkü e, şimdi tabii sportif otomobiller yapınca pahalı otomobiller yapmış oluyorsun hı hı. Ve Alfa bu işi çok iyi yapıyor. Fakat İtalya'da Mussolini gerçeği var o yıllarda artık. Ve Mussolini Alfa Romeo'yu çok seviyor, çok beğeniyor. Ellerinde tutmak istiyor onu. Baskılar başlıyor vesaire şu bu ve Alfa Romeo'nun da işler biraz çalkalanınca filan... Yani devletin yönetimine girmeye başlıyor açık söylemek gerekirse ama o zaman yaptığı otomobillerden ki fotoğrafları şimdi göreceksiniz. Mesela 1933'te yapılan bir 8C 2300 Loman var. Hala da 1920'li yılların otomobili gibi görünen otomobiller diyorsun. Hemen arkasından inanılmaz değişiyor otomobillerin formu. Mesela 34'te 6C var 1750. E, 38'de yeni bir 8C var 2900B bir tane 8C daha var 2900'ün Loman versiyonu filan. Acayip arabalar bunlar. Gerçekten o yılların çok çok güzel arabaları. Çok güçlü, çok hızlı vesaire. Fakat tabii İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Tipik. Ee, Alfa gene e, savaş makinelerine dönüyor. Uçak motorları onlar bunlar falanlar filanlar. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde tabii Almanya, İtalya vesaire yenik. Öyle kolay kolay tekrar başlatmıyorlar üretimleri. O kadar basit değil. Hani bombalanmış, yıkılmış yerler, makineler sökülmüş vesaire. Ee, bir şekilde Alfa Romeo da ayağa kalkmaya çalışıyor. Hakikaten zor dönemler. 1950'ye kadar doğru düzgün bir şey üretemiyorlar zaten. Fakat 1950 yılında e, kendilerini toparlıyorlar tekrar. Alfetta Tipo 158 diye bir yarış otomobili yapıyorlar. Gene yarış otomobili yapıyorlar burada. Yani uslanmıyorlar, uslanmıyorlar bu adamlar. Uslanmıyorlar evet ya, ya. Tam onu diyecektim. böyle. Uslanmıyorlar ama. Genlerinde e, var ama ya. Ya değiştiremiyor ki. Evet ve bu otomobil yani Tipo 158 1950'de Formula 1 şampiyonu. Farina kullanıyor o zaman. farina bizim Doğan Eseliksi var. Onunla da şampiyon olur. Daha önemlisini söyleyeyim. Bir yıl sonra gene Alfetta Tipo 159. Bir yıl sonraki veya 158'den 159'a geçiyorlar. Yine Formula 1 şampiyonu. Bu sefer Fangio, Fangio kullanıyor. E ee, Fangio, Fangio bana göre e, Formula 1 tarihinin yani ya da motorsporları tarihinin en önemli pilotlarını saydeseler Bir. ilk üçte sayarım. Bir yani ilk üçte sayarım. Çünkü adam beş kere Formula 1 şampiyon olmuş 5 farklı markayla. Değil mi? Ne kullansa. Evet. Veriyorsun birinci oluyor, veriyorsun şampiyon oluyor falan. Öyle bir ee, adam. İzlemeyen varsa bu arada e, dijital platformlarda Fangio'nun şeyi var. Belgeseli var. Evet 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 evet. Çok güzel yani bir belgesel. Çok, çok ve acayip hani bir adam. O. Bildiğin deli ya. Hani öyle otomobil kullanılmaz yani. Ya bir de bakın o yıllarda yarış otomobillerinin hiçbir güvenliği yok. Hatta bir dönem şimdi yarışlar uzun sürüyor ya, yakıt yetmiyor ya. Hani pit stop falan yapmasın, benzin almasın diye otomobilin yanlarına da benzin depoları koyuyorlar. Çarpışmalarda bunlar alev aldığı için öyle çok pilot var. T Öyle dönemler bunlar. Fan, Çok önemli yani. Fa, fancı dedim ya o belgesel harika bir belgeseldir. <laughs> Şöyle. <Şu gülüyor> yarış kazanıp yaşayanlar efsane oldu işte. <laughs> yani acıklı ama yani diğer taraftan da. O dönemlere ait bazı yarış kazaları fotoğrafları var bende. Diyorsun ki eyvah ya yaşaması mümkün değil zaten. Üstü açık hani kask mask dediğin de, şey. deri bir şey Hı. var kafa. Hani emniyet kemeri falan. Aslında yok, yok yani. Otomobillerde de güvenlik şeyi yok. Hiçbir yok şey, ki. Hiçbir şey yok. Yani böyle böyle dümdüz lastikler motosiklet lastiği kadar zaten falan. Yol yok. Büyük iştir yani o yıllarda o yarışlara girmek, yarışmak falan. Büyük cesaret işi. Yani uçak kullanmak daha kolaydır tahmin ediyorum yani o yıllarda da. Neyse aynı yıl yani 1950'de e, artık birek otomobil tarafına da geçmek zorundalar doğal olarak. Ayağa kalkmak zorundalar. Yarış otomobili seni ayakta tutmuyor. 1900 diye bir model çıkartıyor Alfa. 1.9 litre motor var. 90 beygir gücünde. Hani kendi kendini taşıyan karoser diyoruz ya bugün günümüzde kullandığımız karosere sahip ilk alfa. Ve bu otomobil başarılı oluyor. Ve alfa nefes almaya başlıyor tekrar. 1951 ile 1954 arası enteresan bir modelleri var. Askeri amaçla yapılmış bir yani cipleri var. Cip. Dört tekerlekten çekişli. Yani 1941'de hani 41'de ortaya çıkan Jeep markasının savaştaki başarılarını görünce birçok ülke kendi markalarına bu tip araçlar yaptırdı. E bunu İtalya'da yapanlardan bir tanesi de Alfa. <laughs> o zaman su demek akıllarına gelmediği için. <laughs> ama arazi aracı da. Arazi aracı e, ama sivil versiyonu da yapıp satmışlar. Kısaltma adı da yani normalde 1900M. Mat diyorlar buna. Öyle bir şey var. Takma adı da var aracın. Ve Alfa spor otomobil tarafını ayakta tutmaya çalışırken para kazanacak modeller de yapmaya başlıyor o dönemde işte. Oradan sonra aslına bakarsan e, Alfa halkın alabileceği otomobillerde yapmaya başlıyor. Çünkü o döneme kadar birinci dünya savaşına şey ikinci dünya savaşına kadar o kadar çok sportif otomobil, güçlü otomobil, lüks otomobil evet, ve, ki. pahalı otomobil. Evet ve çok önemli bir şey vardır. 1930'larda Henry Ford'un çok ünlü bir lafı var. Diyor ki ne zaman bir Alfa Romeo görsem şapkamı çıkarır selam veririm. Böyle bir markadan bahsediyoruz. Yani Henry Ford'un saygı duyduğu bir markadan bahsediyoruz. O zaman da Ford dünyanın en büyük markası yani baktığında. Ve Alfa Romeo'nun hani yıldızının yükselmeye başladığı dönemler değil mi? 1950'ler. Bugün artık adını bildiğimiz modellerle karşılaşmaya başlıyoruz. Ee, bunlardan ilki ve hani başarıyı getiren model Julietta. Julietta. 1954'te e, işte iki kapılı sedan kupe, işte dört kapılısı, hatta Spider bir de e, Alfa Romeo şeyi sever, Roadster yapmayı sever. Bu biraz daha hani geçmişin yarış otomobilleriyle de bağlantılıdır zaten. Julietta'nın da Spider'ını yaptılar. Hatta onu söyleyeyim ben. Kullandıkları motorlar çok enteresandır çünkü. 1.3 litre küçük hacim yer yapıyorlar bak. Geçmişin hani 4 litreler, 5 litreler yapan markası. 53 beygir. ilk anda evet normal, standart diyorsun. 1961'de 62 beygire çıkıyor bu. Gayet makul o dönemler için. Şöyle söyleyeyim o yıllardaki diğer markaların kullandığı motorlara bakarsan. Hani 1.6 motorlar bile bu beygirler bakarsan bu açıdan da baktığında 1.3 litrelik motordan böyle beygirler çıkarmak önemli ama bunu daha da geliştirdiler sonra. Ve bir de o, o dönemlerde İtalyanlar biliyorsun tasarım konusunda hakikaten şeydir yani ustattır bana göre. Ve son günlerde de adından çokça söz ettiren mesela Zagato aynı zamanda karasör üreticisi bunların bir kısmı. Hı hı. İşte Giggaro gibi, Pininfarina gibi markalarla da çalışmalar yapıyorlar özel versiyonlar üretiyorlar. tasarım anlamında. Tabii tabii tabii. Mesela işte Sprint Zagato diye bir modelleri var. Bayağı uça, uçan daire diyorlar zaten ona. Acayip yuvarlatılmış hatlar falan. Bugün üretilse alırım. O kadar hoşuma giden bir tasarım mesela. ama o e, hani Alfa Romeo tasarım değil Zagato tasarımıdır o mesela. Hatta onunla İstanbul Kanyon'un önünden geçiyorsun. Hey dünyalı biz falan diyecekler yani. Onu <laughs> ha, bekliyorsun değil mi? Ya, flying saucer diyorlar hani. Ha. Öyle uçan daire gibi duruyor çünkü otomobil yani. Çok güzel bence. Ee, sonra bir tane daha özel versiyon yapıyorlar. Ee, sprint Special diye. O mesela bir 100 beygir gücünde. 1.3 litre 100 beygir. Ha güzel. Boru değil. 1.3 litre 100 beygiri biz modern zamanlarda 20 sene önce falan geldik yani. Tabii tabii. Hani tamam ee, emisyon kaygıları var, o var, bu var son dönemde ama yani ya 2000'lerin başında 100 beygir bir otomobil bah, çok iyi ya. Yani 100 beygir ya, babacım, falan. Babacığım Renault Flash 1.7 92 beygirdir yani. Bizim için acayip giden bir benim, arabaydı benim o. Benim Astra'm vardı 100 ve övünürdü. Yani 100, ya, 100, 100, beygirdi, 100, beygir, 100 beygir Astra'm var yani. E, çünkü o yıllara baktığın zaman 50'li beygirler 60'lı beygirler konuşulurdu hep yani. 1.6 motorlarda 1.7 motorlarda filan. Türkiye'de üretilen modellere de bakarsan. Hani Anadolu'nun da 1.3 mesela 54 beygirdir. Şeyler de öyle değil mi? 115'ler 120'ler. mesela. Tabii canım yani öyle hep çok hepsi, yüksek beygirler hepsi yoktu. 80, 80, 85 beygirdiler. Sonra gene bugünlerde hala kullanılan bir isim olan Giulia geldi 1962'de. Onda da 1.3 ve 1.6 litrelik motorlar vardı ki 112 beygire kadar da çıkıyordu. Bu arada çıkıyordu. hala bu isimleri devam ettiriyor olmaları da güzel. Güzel tabii tabii. Tarih, yani tarihlerine bağlı gidiyorlar şu anda. Sonra bana göre en önemli modellerinden biri olan 1966 Spider çıktı. 1983'e kadar tabii gövde değişiklikleri var ama Spider devam etti. E, klasik bir Roadster'dir. Evet. Alfa, Spider. Evet 1967'de satışa çıktı aslına bakarsan. 1.3 litre 100 beygirlik motor vardı. Çift eksantrikler falanlar filanlardan bahsediyorum ve o Spider. E, Giorgetto bizzat kendisinin tasarladığı son otomobildir. Ve ben o otomobille klasik otomobil yarışına girdim. Türkiye'de? Tabii tabii Türkiye'de. Hoş bir otomobildi. Gerçekten böyle kibar, şık, performans olarak da bugünkülerle kıyaslamıyorum ama keyifli kullanımı olan bir otomobildi. Ve Spider efsanesini de o otomobil başlattı zaten. O dönemlerdeki Giulia'nın mesela ee, güçlü versiyonları vardı GT'ler şunlar bunlar filan onu da kullandım gerçekten dönemine göre çok iyi otomobiller hatta aynı yıla ait bir BMW ile karşılaştırmalı kullandım o otomobili BMW'den iki gömlek falan üstündür o kadar yani o kadar ya bir pistte kullandım şans Slalomlar şunlar bunlar Alfa açık araydı yani ee, soruyu sormak için sabırsızlanıyorum ama yani ha. tarihçe bitsin ki soracağım ama yani şimdiden hani soruyu şuraya bırakayım tarihçenin sonuna doğru bu bahsettiğin işte BMW'den iki gömlek üstün falan dediğinde de bugün biz dahil, Türkiye dahil, dünyanın birçok ülkesinin aslında Alfa Romeo'yu şurada tutması gerekirken bir şey oldu ve orada değil. Oraya geleceğiz. Orada değil yani. <laughs> Oraya hani geleceğiz. Şu normalde şurada durması lazım. Çünkü buraya kadar anlattığım bütün hikayede Dünya Savaşları hariç hiç re yok. Yok yok yani gayet, hiç re gayet re yok. temiz gidiyor. Hani temizden kastım şu tabii. İyi otomobil üretmekle karlılık farklı şeyler. Sürüş zevki veren otomobiller üretiyorlar. Ama diğer taraflarda eksileri var. Oraya en son konuşuyoruz. otomobil üretmek de karlılık farklı şey dediğinde bizim e, bu konuyla ilgili konuştuğumuz zaman linç yediğimiz konu geliyor aklıma. <laughs> otomobil üretmek tamam problem değil. Satış, paran var. De. Paran varsa her otomobili üretebilirsin. İnanılmaz iyi otomobiller yapabilirsin. E, marka olmak, satmak ve karlılık aynı şey yani, değil. değil. Burası değil, bambaşka değil. bir şey. Sonra 1967'de e, işte Kanada Montreal'de Expo var, fuar. Orası için bir konsept otomobil yapıyorlar. Güzel bir spor otomobil. İyi tepki alıyor. E, dolayısıyla onu üretmeye başlıyorlar 1970'te. E, adını da Montreal koyuyorlar tabii. Montreal'da bir Expo çünkü. Mesela orada da 2.6 litrelik bir V8 motor var. E, V8'lerin daha büyük hacimli olmasını beklersin ama... E, ...küçük hacimde de V8 yapabiliyorsun sonuçta. Bu sana kalmış. 220 beygir güç üretiyor. Dan o yıllar için dan güzel bir beygir. Yani. Son hızı saatte 220 kilometre. Güzel. E, 100 kilometre, saatte 100 kilometre hıza... 7.8 saniyede çıkıyor filan. Şık veriler bunlar yani. Ee, ve hani ilgi çekmeye devam ediyor Alfa. Yani hala bak sportif otomobil, sportif kullanım. Hep oradan yürüyorlar aslına bakarsan. Biraz da bu yüzden e, sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü e, ekonomik şartlar değişiyor. İşte 73'te petrol krizi var mesela. Herkes bir darbe yiyor. Az yakan otomobil lazım. Uy uygun fiyatlı otomobil lazım vesaire. Alfa oralara pek inemiyor. Pahalı kalıyor. Lüks kalıyor vesaire. Ama bildiği işte o. Yani... ...sportif tatlar veren otomobil üretmeyi bilen bir marka Alfa. Günümüze doğru yaklaştıkça daha çok bildiğimiz modeller çıkıyor ortaya. Mesela 1983'te meşhur Alfa 33 var. İtalyanların deyimiyle söylüyorum. İtalyanlar söylüyor bunu ben söylemiyorum. Güzel arabadır ama... Broşüründe paslanan Aynen. otomobil derler. <laughs> Geldik oraya bak. Tabii tabii. Şimdi biz bunu Aynen. söylediğimiz için de hayır öyle değiller falan gelmişti ama... İtalyanlar hani... yazmış baba onu ben yazmadım yani ben de o zamanlar çocuktum 1983'te. Hani 13 yaşındaydım da. Sen yazmış olamazsın ya. Ben yani. yazamam yani zaten. <laughs> ama mesela şeyi biliyorum. Pedal box dediğimiz hani pedalların olduğu bölüm çok dardır. Hani 45 numara ayakkabım varsa kışın botla kullanmak çok zor bir arabadır. Ama mesela. güzel arabadır. Yani, Tasarım masamı güzel arabadır. güzeldir. Boxer motorlar kullanır. Bu arada e, Alfa'nın Boxer tarihi de enteresandır. 12 silindirli Boxer yapmıştır mesela. Oh. 1990'lara kadar Boxer'la geldiler. Yani her iki tip motorda vardı ama baksırları çok görüyordum. E, sonra mesela 1900 85'te 175 geldi. Alfa 175 tane geliyor ya. Alfa 75. Bu otomobilin de en önemli özelliklerinden bir tanesi ki Türkiye'de de vardı. Yarışan bile vardı. Biliyorsun Amerika'da e, güvenlik sebepleriyle tamponlarda özel bir çıkıntı hani hı hı. A, amorsörlü yaparsın. ya Alfa 75'te çok özel bir tasarım vardır. Tampon tasarımı. Başka markalar tarafından da e, uygulanmıştır sonra o tasarım. Yani böyle kocaman çıkıntılı tampon yoktur mesela onda. Ama Amerikan normlarına uygundur filan. Amerika'da da satılan bir marka bu arada Alfa Belli dönemlerde. 87'de 164 geliyor. Modern çağda daha köşeli tasarımlar vesaire. Tabii 155 geliyor. Ya yavaş yavaş artık evet ben bunu biliyorumlar başladı. Yani başladı ee, 92'ye yani şeyde 90'ların başındaydı yanlış hatırlamıyorsam. tarihini tam şimdi yanlış söylemeyeyim ama e, DTM'de yani Alman Binek Otomobiller Şampiyonası'nda şampiyon olan Alman olmayan tek markadır Alfa Romeo. DTM. Bir bu. O, o otomobilin hala şeyleri var ee, diecast'larda. Tabii kırmızı. Kırmızı adam. falan. Muhteşem. O yıllara ait internette bulabiliyorsun videoları, yarış videolarını. Aa, muhteşem. Bir de yani rakipleri de baba Mercedesler, BMW'ler evet. falan yani. E şimdi, DTM yani bu. DTM hani... bu. Bana göre bu arada pist yarışları içerisinde en zevklisi DTM'dir. E, Türkiye'ye sadece bir sene geldi DTM. Evet. İstanbul Park'ta yapıldı. E, ve o dönemde de Mercedes'de Hakinen vardı ya. Formula 1'de izleme şansı olmadı canlı canlı. E, ama e, de yarıştı, Opel'le yarıştı D D DTM'de. D DTM'de geldi bir izledin şeyde İstanbul yarışında. E, yani hakikaten DTM bana göre pist yarışlarının en zevklisi çünkü ittirirler, kaktırırlar. Ortada otururlar, özel ara yapılmış otomobillerde çok güçlüdür, çok hızlıdır. Şu sen o gün Nusret olsaydı yani, mesela böyle gelip ha. e şöyle gelecekti, ha, ha, koluna ha. girecekti falan. Hakinen. Merhaba falan. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki yokmuş yani o zamanlarda. Bu arada ben bir DTM otomobili kullandım. Ya, Ama alfa al, değil. Kapat abi al, <laughs> Alfa ya. değil. Eğitim aldım <laughs> yani. Aldığım eğitimin bir parçasında fabrika takımının, Mercedes fabrika takımının 190 DTM'ini kullandım. Oo bir de DTM'in kralını kullanmışsın yani. yani. Tamam o arayı geçtim. Abi bu. <laughs> o arayı mi? E, geçtim geçtim abi. E, Uma Thurmanlı Juliet <laughs> ne zaman geliyor? <laughs> Biraz sonra az sonra. Hani o kırmızı hani Uma Thurman iniyor arabadan şöyle yürüyor falan <laughs> muhteşem reklamı olan. De bu de güzel otomobiller. Neyse ben şimdi geleceğim lan edip insicamı bozmayayım. Ben seninkini bozayımsa sen benimkini <laughs> bozdun ya. <laughs> şimdi bir de mesela hani özellikle 90'lardan itibaren hepsini kullandığım için bu otomobillerin alfaların çok daha rahat konuşabilir hale geldi. Fark ettim zaten onu böyle bir şey oldu. İçeride böyle bir şey var ya karbüratör ikinci kademe açıldı. Ee, i̇kinci kademe ikinci açıldı benim Tabii. Şimdi. Mesela 155'in hani e, 4 tekerlekten çekişli versiyonu vardı. Malum. Aslında o Lancia Delta Integrale ile akrabadır. E çok işte o D, hani DTM'i kazanan otomobilin aslında yol versiyonudur vesaire. Sonra yeni bir çağa girmeye karar verdi. Alfa ki bu arada 166 falan da vardır. İşte e, turbosu vardır onun filan çok şık otomobiller yapılmıştır. Türkiye'de alt sayıda vardır. Gerçekten önemli mühendislik vardır o motorlarda da. 1996'da karşımıza 156 çıktı. Dünya lansmanına gitmiştim. Portekiz'de yapmışlardı. Benim hayatımda gördüğüm en kalabalık lansmandı çünkü Yaklaşık 1500 gazeteciyi aynı gün aynı şehirde topladılar biliyor musun? Nasıl test yaptırdılar bunlara? Abi düşün, yani fabrikanın herhalde bir haftalık üretimini yığmışlardı. Çünkü orada o, o kadar gazeteci bir de otomobili test ettirmen lazım. Lisbon'da 1500 gazeteci aynı gün buluştuk. Aynı gün test sürüşleri yaptı. İnanılmazdı bak. Ve 156'nın otomotiv sektörü açısından çok önemli bir özelliği vardır. Common Rail dizel motor ilk defa Alfa Romeo 156'da kullanmıştır. Peki o gün test edilen araçların hepsi Common Rail miydi? Benzinli araçlar hepsi, hepsi, vardı. Hepsi vardı. vardı. Hepsi vardı, tamam. hepsi vardı. Sonra e, GTA GTA da önemli bir e, takıdır Alfa Romeo'da. Olur. Çok o da sportif otomobillerle ilgili. Onun da mesela 147'nin GTA'sını falan kullanma şansım oldu. E, hatta o zaman Golf R32 vardı. Karşılaştırmalı yurt dışında pistte kullandım filan. Alfa GTA daha iyiydi yani. Mesela 145. Onu atlamayalım. O da 90'ların ortalarında Türkiye'de satışa sunulmuştu. O, o zamanlar 1.5 Baksır, 1.7 Baksır motorlar vardı. Quadrifon Boxer kullanma vardı. kullanma şeyi ne nedir? Yani e, bir yani, tercih ama neden? Ter ya işte sportif sürüş aslında daha uygundur Baksır motor Ağırlık merkezini aşağı çekmesi dolayısıyla vesaire dolayısıyla. Yani hala da hı hı. E, Subaru niye kullanıyorsa o yüzden aslına bakarsan. Bir Subaru kaldı Hemen zaten arada bir yani. Bir de Porsche var. Bir de Porsche. Porsche mecburen kullanıyor. Arkada yer yok çünkü başka. Yapamazlar kolay kolay. Elektrikliğe dönünce bunları hiç konuşmayacağız zaten. Tamam elektrikliğe dönünce. Neyse devam edeyim. Yani mesela işte 145, 146 onlar Türkiye'de satıldı çokça. İşte 1.6 motorla geldiler mesela. 2 litre quadrifoglio vardı 145'te. E, benim vites bitirdiğim tek otomobildir. Vites bitirdiğim. Evet. O da şu demek. Son viteste, işte beşinci vites mesela, devir kesiciye girdim. Lansmanı Çeşme Otoyolu daha resmi olarak açılmamıştı. Sadece biz vardık otoyolda. Otoyol sayılmaz o zaman. Yani lansman, Türkiye lansmanı orada test yapıldı. test pisti olarak sayarım ben. Aynen öyle. Test pisti gibi kullanıldı Çeşme Otoyolu o zaman. E, son hızı saatte 220 kilometre olması lazım otomobilin. 240'ta bitiyordu hız göstergesi. 240'a dayandı ve devir kesiciye bak. Tı, 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 tı diye kaldık mı? Dedim aa bitti. Araba, <laughs> bitti. Araba bitti. Araba bitti. E tabi o gösterge hatasıyla aslında 220 normalde büyük ihtimalle. Çünkü genelde %5 ile %10 arası gösterge hatası vardır. Özellikle saatte 100 kilometre üzerinde otomobillerde o yıllarda hepsinde vardı. Fark bu programın program kesicisi yok yani. O ilk programlardan <laughs> sonra hiç sen dıdıdıdıdıdı dı dı yapsan da ben hiç kaldırmadan gidiyorsun. Ha, hani bak gene diyorum çok özel bir otomobildir mesela. Tasarımıyla, kullanımıyla çok keyifli bir otomobildir. E ee, peki şey niye algı oluştu Türkiye'de? Abi Alfa alma, tamirciden çıkamazsın. İşte o hala o. var. 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 O ee, var yani. Eskisi yani şöyle e, bu arada tabii arada fiyatın şemsiyesi altına girdi. Onu da söylemek lazım. Ve bir anda motor yelpazesi değişti. Eski motorları bıraktılar. Kendi tasarımları olan motorlar yerine aslında fiyat aslında motorları. Şöyle Ford aslında çengel atıyor önce Alfa'ya. Ortak ortaklık yapalım Hı. diye. Fiyat diyor ki bir dakikaya İtalyanız biz. Yaretmem seni başkasına. yani bu kafa ve o zaman Alfa Romeo'nun başındaki zat da diyor ki motorlarını Alfa kendi geliştirir. Çok uzun süre Twin Spark motorlar kendi motorlarıydı zaten. Hala da aslında geliştiriyorlar ama şimdi tabii iş genişledi. Maserati de var işin içinde. E, Stellantis oldular. Stellantis olduğu. Yani Fransızlar biraz girdi. Alman oldu. İş biraz bundan sonra nereye gider bilmiyorum ama Alfa'nın hani uzun süre kendi motorlarını kullanmaya devam etti. fiyattan da motor aldı. Kameraya alınan makine yani dizel e, 156'da kullanılan e, yani o grubun çalışmalarını başlattığı sonra işte e, uzman şirketlerle devam edip ortaya koyduğu sonra da bütün sektöre yayılan bir e, motor tipi. Büyük başarıdır. Yani o yıllar için hele düşün ilk defa 1.9 JT'deydi onlar. Kullanmaya başladık. Ulan o zamana kadar kullandığımız dizel motorlarla alakası yok. Daha sessiz dokunuyorsun yürüyor falan. Tolk yüksek. Acayip bir şey yani. Hani hakikaten ileri bir teknoloji. Sonrasında biraz derlenip toplanmaya başladı Alfa. Ee, bu arada şeyi de söyleyeyim. Ee, mesela 156 orta sınıfta D segmentte bir otomobil arka kapı kolları gizlidir biliyorsun. Hı hı. Sonra bu birçok markada karşımıza çıkmaya başladı ama ilk çıkan markaları hatırlarsan işte Seat mesela onu kullanmaya başladı. Walter de Silva tasarımıdır bu. O gittiği her yere onu götürmüştür gibi. Sonra Brera diye mesela bir otomobil çıkardılar bir kupe. Onu hatırlamıyorum yani. Çok ağırdı. Onu hatırlamıyorum. Yani e, yüksek dayanımlı çelik kullanamıyorlardı daha, para yetmiyordu büyük ihtimalle maliyet. Çünkü çok büyük bir üretici değil baktığında Alfa. Az üretim adetleri. E kaldıramıyor tabii onu, yani yapamıyor. 8C diye geçmişe selam çaktıkları bir spor otomobil yaptılar. Çok şık bir otomobildi. Ya 1930'ların 8C modellerine gönderme yapan bir otomobildi. Çok uzun soluklu olmadı açık söylemek gerekirse ama zaten Ferrari ile kapışma niyeti veya Maserati ile kapışma niyeti yoktu hem biraz dikkat çekmek istediler hem de tarihe bir selam çaktılar. Satış ve karlılık değil aslında oradaki yani, ama yani, biz de burada izlemek. E, yani şov yaptılar biraz da. Bir de şey tabii ben spor otomobil üretme kabiliyetine sahibimi de göstermek istiyorsun bazen. Bir de o otomobiller aslında karlı otomobillerdir. Çünkü onu satın alacak olan adam paraya, baktı. paraya pek bakmıyor. Daha özel olmasına bakıyor. Evet. Sonra karşımıza Mito çıktı. Aslında Punto platformunda bir Alfa Romeo'ydu o. Fena değildi yani. E, alfa ayarlarına sahip bir otomobildi. Hiç fena değildi gerçekten ama e, tabii daha yukarıda fiyatlanıyor ister istemez. Bir de Alfa'yı düşününce hani Mito... E, ama o yıllarda yani. BMW, Mercedes bile kompakt sınıfa iniyorken Alfa'nın bunu yapması şaşırtıcı gelmedi bana. Bu arada mesela bak şeyi de söyleyeyim. O yıllarda özellikle 156 ilk çıktığında Alman Otomobil dergileri 156'yı BMW'nin, Mercedes'in, Audi'nin karşısına koyarak karşılaştırma yapıyordu. Algı ve önündeki otomobilin hı hı. özellikleri premium'du. Alfa mesela o orada çok iyi bir aşama kaydetti. Devamını bir türlü Devamı getiremedi. gelmedi. Evet. Orada bir gene ayakları sürttü bir yerler. Bence, yani. bence ilk R'ye yaptıkları yer orası. Yani Oradan sonra R'ye döndü. Işte. Boşa attılar diyelim. Evet. R değil pek ama boşa attılar resmen orada biraz. E, sonra 159 geldi biliyorsun. Tasarım olarak gerçekten çok güzel bir arabadır. Hakikaten iyi arabadır. E ama o arızalar falan buralarda hala devam ediyor. Bugün hala hani alfa almaya kalkarsan ya abi işte sanayiden çıkamazsın. Hala söylenen şey bu. E çünkü yapışır insan üzerine bir özellik ve kalır yani evet. otomobil firmaları da böyle. Sonra mesela 4C diye bir otomobil yaptılar. Küçük bir spor otomobil. Bayağı yüksek teknolojili. Karbon fiber parçalar bilmemler onu da kullandım. Ee, kendi pistlerinde İtalya'da sürücü otomobili yaptı adamlar. Lüks yok bir şey yok filan ama hani direkt pistte yarıştırabileceğim bir otomobil gibi bir otomobil. Böyle böyle işler yaptılar dikkat çekmeye çalışıyorlar sürekli. Sonra işte Julietta'ya geldik. 2010. Olmuş ee, mu o kadar ya? Yani? Oldu tabii canım oldu. Vay arkadaş. Oldu. Dün gibi ha biliyor musun? Eee Julietta Alfa Romeo tarihinde bana göre kendi tarih hani aynı dönem otomobillere baktığın zaman Alfa Romeo'nun yaptığı en başarılı kompakt otomobil diyebilirim. Ee, o kırmızı Julietta'yı görüp beğenmeyen, tutulmayan yoktur ya. O, o sene için, 2010 için yani gördüğünde gözünü alamadığın bir Şöyle otomobil o. Şöyle söyleyeyim, var. nefis bir şasisi vardır. Bak, gerçekten çok başarılıdır yol tutuş konusunda vesaire de. Beğenmediğim yerini söyleyeyim. Abi iç mekan tasarımı daha iyi olmalıydı özellikle orta konsol. Dışarıdan baktığın zaman bayağı premium hissi veren bir tasarım. İçeriye girdiğin zaman kalite düşüyor. Içeride. İçerisi fiyat. Ama içeride yaşıyor o insanlar. İçerinin kaliteli olması gerekiyor. Yine fena satmadı yani. Fena gitmedi yollarda görüyorsun. Ee, ama yani sürüş keyfi açısından döneminin en iyi otomobillerinden bir tanesiydi. Uzun yıllar da çok uzun yıllar üretildi bu arada evet. <laughs> Juliet'te. Ee, rakiplerin bir sonraki nesilleri geldi. Buna rağmen hala Julietla onlarla yol tutuş vesaire konusunda rahatlıkla başa çıkabiliyordu. Çok başarılı arabaydı. Hala başarılı tabii evet. yani yollarda var sonuçta da. Sonra mesela Julia geldi. Julia. Tarihe tekrar geri dönüp o başarılı modelleri tekrar başarılı hale getirmek için uğraşıyor. Ben ki bence anda. doğru yapıyorlar. E, Julia da şu anda mesela hani büyük bir otomobil, orta üst segment dediğimiz otomobil bizim e, hele hele dört çekerli olan ya dört tekerlekten çekişisi falan var. Of yani. Hakikaten sürüş keyfi muazzam. Çok hafif çünkü e, çok pahalı malzemelerle üretilmiş bir otomobil. Tamam pahalı evet, eyvallah ama premium markalar da pahalı. Ama sürüş keyfi açısından baktığın zaman Nefis, nefis. Ee, tabii e, şunu da söylemek lazım. Tonale çıktı biliyorsun. Ondan önce Stelvio çıktı. Su sınıfına girdiler yani. Yavaş yavaş suva geldiler. Önce Stelvio evet. geldi. O da enteresan bir arazi aracına. Su diyelim, crossover diyelim ya da. Tonale. Tonale çok güzel bir otomobil. Tonalenin e, en önemli bence özelliği şu. Alfa Romeo pahalı bir marka algısı vardır ya. Tonale çok o segment için erişilebilir bir fiyata sahip. Stellantis bünyesine geçtikten sonra e Alfa Romeo'yu daha çok satan bir marka yapmak için uğraşmaya başladılar. E bakarsam bakarsan bunun temelde ilk örneği de Tonale. Ve buradan sonra da yeni yeni modellerle karşılaşacağız. Sonuç itibariyle Alfa Romeo şu anda arkasında destek olan bir marka, grup açısından bakıldığında ve büyütülmeye çalışılan bir marka. Ben, Ama, ben bence fabrika desteğinden daha önemlisi arkasında bir e, ona bağlı hayran ve e, o, tabii. kullanıcı tabii, tabii. grubu da var. Tabi tabi tabii. Yani, yani Alfa, Romeo, Alfa ne çıkarısı çıkarsın alacak bir grup var. Alfisti var. Yani orası çok başka bir dünya. Onun sayısının bence. artması gerekiyor büyümesi için. Onu söylemek lazım. Bu arada şeyde atlamayalım. Alfa Romeo tarihi boyunca sadece otomobil üretmedi. 1930'larda, 40'larda kamyonları var, kamyonetleri var, 50'lerde otobüsleri var. Türkiye'de belediye otobüsleri var. Büsink'le ortak yaptıkları vesaire. Tabii tabii enteresan üretimleri var. Alfa Romeo niye bu kadar önemliyi Birkaç madde var burada onları sö ya söylemek istiyorum. Teknoloji açısından otomobil teknolojisi Hı -hı. açısından neler yapmış bu adamlar? Daha 1910'larda şey var üstten çift eksantrik 16 supap vesaire. Sonra kompresör destekli 6 ve 8 silindirli motorlar yapmışlar. Ee, süper leggera kavramı var mesela. Ne süper var? leggera süper hafif demek. Hafif üretim teknolojisi üzerinde çalışmışlar. ayrı aerodinamik gövde tasarımları yapmışlar. Üzerinde çalışmışlar. Bak 1914 daha aerodinamik konuşulmuyor bile doğru. Tabii ee, mesela e, 1940'da 1940'ta ilk mekanik enjeksiyon sistemini denemişler. 6C 2500'de. 12 silindirli baksırı söylemiştim az önce. 1940'ta Tipo 512 o. Tamamen alüminyum motor yapmışlar 4 silindirli. Ya bunlar başkalarında kolay kolay olmayan o dönemlerde şeyler. Julia'da, eski Julia'dan bahsediyorum hı hı. tabii. Dört tekerlekli disk var. Disk fren var. O dönem için kam kam kampananın olduğu dönemlerden tabii bahsediyoruz. Tabii tabii tabii. De yani dolayısıyla mesela 164 modeli. Bilgisayar destekli tasarlanan ilk Alfa ve belki de dünyadaki ilk otomobillerden bir tanesi. Adamlar otomobil teknolojisinde tasarımdan motora vesaireye aslında birçok noktada öncülük yapmış bir marka Alfa Romeo. Bunu iyi anlatamamış büyük ihtimalle. E, bugün geldiği nokta aslında olması gereken noktanın bence gerisindeki gerisine, sen gerisinde. Yani Net Alfa gerisine. Romeo şurada durmalı e, ama... Şu andaki konumlandığı yer ama Stellantis çatısı altına girdikten sonra başka bir seviyeye çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Benim oradaki tek çekincem, hani Alfa yıllarca kendi motorlarını hı hı. kullandı, kendi teknoloji kullandı. Şimdi hani ortak hattan bir tane motor alalım buna takalım olursa Alfa'nın ruhu gider. Alfa ruhu olamıyor marka. Ben böyle düşünüyorum. Bir gün inşallah bir Spider'ım olur. <laughs> Sp ben spider çok güzeldi. Ben hala Julietta'dan yanayım ya. Yani. Ya baba oralara girdim ben sana 5 model daha sayarım da. Girme <laughs> bak Spider yeter adama. <laughs> Ee, var mı ekleyeceğin not? Çok var da zaman bitti. Zaman bitti. Ee, alfa'yı tabii ki daha çok fazla konuşabilirdik ama daha fazla konuşacağımız, daha çok konuşacağımız marka var geride. Birçok evet. marka var. Ee, arkadaşlar konuşmamızı, öncelikli konuşmamızı istediğiniz markalar varsa videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ee, hemen onları böyle listenin üst taraftan doğru şöylece yukarıya doğru alır. Sonra ben çivi ile yazarım notları. <laughs> 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 e, tekerleğin bulunuşunu falan anlatırsın diye tahmin anlattık ediyorum. Anlattık ama. anlattık Daha mı? Daha anlattık. i̇lk ilk, ilk, ilk programlardı. İlk ilk, programlarda e, izleyen ve değer veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Video ile ilgili ve bundan bundan sonraki videolara ilgili görüşünüz, yorumunuz, eleştirileriniz varsa videonun altına ekleyin lütfen yorum olarak. E, beğeninizi e, ve abone olmayı unutmayın. E, önümüzdeki yayınlarda yine Lastik Lastikberg YouTube kanalında Memnuniyetinizi bize değil ama <laughs> memnuniyetizi dostlarınıza, şikayetiniz bize değil mi? Tabii. Tabii. Yazın, yazın biz konuşuruz evet. ee, İzleyen ve değerli örnekizi tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda Lastik Verlik YouTube kanalında tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.